Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun PKK konusunda sert tepki gösterdiği İsveç Dışişleri Bakanı An dikkat çeken bir görüşme yaptı. Linde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la İsveç Büyükelçiliği konutunda bir araya geldi. HDP'den yapılan açıklamada görüşmede Türkiye'nin Orta Doğu Doğu Akdeniz ve Kafkasya'daki askeri ve politik rolünün ele alındığı belirtildi. Siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lara destek olmak için Türkiye'ye çekil diyorsunuz. 2021 yılından itibaren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürütecek olan İsveç'in Dışişleri Bakanı Anlinden'in terör örgütü PKK ve yurt dışındaki uzantılarıyla kurduğu ilişkilerse dikkat çekici. Linde, Temmuz ayında aralarında silahlı kanat üyelerinin de bulunduğu PKK mensuplarıyla video konferans gerçekleştirdi. 2019 yılında ise PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin sözde eş başkanı İlham Ahmet'i birkaç kez makamında ağırladı. Görüşmelerde terörist İlham Ahmet, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına son vermesi için İsveçli Bakan'dan yardım istedi. Türk ordusunun teröre karşı operasyonlarını işgal olarak niteleyen Linde ise Türkiye'yi durdurmak için Avrupa Birliği içinde ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bunlar terörist. Neden hep Kürt deyince PKK'lıları, YPG'lileri efendim bu listeye girmedi, SDG veya onları destekliyorsunuz? Diğer Kürtlerin ne günahı var? Onları da dinleyelim. Görün anlatsın size PKK nasıl bir terör örgütü. Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK Avrupa'da geniş bir harekat alanı buluyor. Terör örgütünün söylemleri Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerde Kürtlerin görüşü şeklinde lanse edilerek meşruiyet sağlanıyor. Avrupalı yetkililer ya da Türkiye'deki temsilcileri terör örgütü yelinden yargılananların duruşmalarına giderken bir yılı aşkın süredir evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerini görmezden geliyor. Bu kadar insani konularda hassassak siz de bir annesiniz. Sizden rica ediyorum Diyarbakır'da bir yıldır çocuklarını bekleyen annelere bir gidin konuşun. Onlar da Kürt kadını. Yani Türkiye'ye böyle uluslararası hukuk, insan hakları ders vermeye çalışıyorsunuz. Biraz da tepeden bakma, örç kelimesini kullanarak. Ama bizim de verecek cevaplarımız var.